Rus hükümeti batılı ülkelere kısas olarak gıda ithalatını yasaklayınca sınırlarda nakliye tırları uzun kuyruklar oluşturdu. Finlandiya-Rusya sınırında gıda taşıyan araçlar ülkeye alınmadı. Et, meyve, sebze, balık ve süt ürünleri ithaline getirilen yasak bir yıl sürecek. Uzmanlar bu yaptırımın Avrupa Birliği'ne yaklaşık 5 milyar euroya mal olacağı kanısında. Ancak Rusya'ya yapılan ihracatın giderek azaldığını belirten Alman Tarım Bakanı çok fazla zarar görmeyeceklerini savunuyor. Yaptırımlar Alman pazarını beklenildiği kadar etkilemedi. Çünkü son 6-9 ayda Rusya Federasyonu kararsız bir müşteri oynuyordu ve maalesef et ve süt sektöründe ihracat rakamları zaten büyük düşüşte. Yunanistan'da ise Rusya'ya satılamayan mallar ülke içinde kalacağından bunun fiyatları düşüş olarak yansıması bekleniyor. Bu çiftçileri zarara uğratsa da tüketici halinden memnun. Tek sorun üreticilerin bugüne kadar kazandıkları parayı göremeyecek olması. Ama insanlar daha ucuza beslenecek. Halk meyveleri daha ucuza satın alabilecek. Rusya gıda tüketiminin neredeyse yarısını dışarıdan sağlıyor. Ruslar sebze ihtiyacının %65'ini, peynir ve et ihtiyacının ise %50'sini ithal ediyor. Gıda sektörü bu oranda dışa bağlı olmasına rağmen Rusların tepkisi de olumlu yönde. Yaptırımın yerli malı tüketimini teşvik edeceğini düşünen Ruslar kararı destekliyor. Kendi üreticilerimiz artık daha fazla çalışacak, biz de yurt içinde üretilen malları satın alacağız. Ukrayna'daki krize tutumu nedeniyle batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak getirilen ithalat yasağı, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada ve Norveç'ten satın alınan gıda ürünlerini kapsıyor.